Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Şu anda Asus'un ürünleriyle ilgili inceleme toplantısındayız, basın toplantısındayız. Ne var? Hemen arkamda gösterdim az önce aslında biraz. Asus ZenBook S13 UX392 kodlu cihaz var. Çok ince, çok şık ve 13.9 inçlik ekrana sahip olan süper bir ürün. Gerçekten söyleyeyim, hafif bir ürün. Şimdi gelin bu süper hafif ve çok şık bilgisayarın özelliklerini hep beraber göz atalım. Asus maceramız devam ediyor. Ailenin en havalı modeli olarak tanımlayabileceğimiz Asus ZenBook S13 ki alüminyum bir çerçevemiz mevcut. %97 oranında bir ekran bulunuyor. Ekran gerçekten çok havalı. Şunu söyleyeyim, bakın şurayı göstereyim. Çok ince bir ekran tasarlanmış ve çerçevesiz neredeyse. Şurada görebiliyorsunuz zaten. Çok başarılı bir ekran. Tuş takımı da güzel bir şekilde tasarlanmış ve metal bir tuş takımımız var. Çok başarılı bir tasarım olmuş. Şimdi teknik özelliklerine bakacak olursak Unibody var. Yani yekpare bir gövdemiz var. Ses tarafında hemen şurada görüyorsunuz Harman Kardon ses sistemimiz mevcut. Burada enteresan bir detay var ekranda. Şimdi görüyoruz burada. Buradaki ekranın kamerası, kamera şurada konumlandırılmış. Şuraya bir göstereyim. Evet, üst tarafta farklı bir şekilde konumlandırılmış. Bu yüzden kameranın çok daha hani yer kaplamadığını ekranda söyleyebilirim ben. Bunun dışında baktığımızda cihaz gerçekten de büyük bir, nispeten büyük bir touchpad'e sahip. Touchpad'den buradan cihazı kullanabiliyorsunuz. Touchpad'in üstünde konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu mevcut. Bu da ekstra güvenlik sağlıyor ki genelde Asus'un modellerindeki, ben bir dönem kullanmıştım, bir parmak izi okuyucusu vardı. 14 inçlik bir versiyonu da var. Bunu da söyleyelim. Kullanılan grafik kartı ise GeForce'un MX150 grafik kartını kullanıyor. 12.9 milimetrelik bir kalınlığı mevcut cihazın. Muhtemelen en ince yerini söylüyorlar. Ve aynı zamanda bu kalınlıkla beraber ağırlığın ise 1.1 kilogram. Şöyle alayım elime. Çok hafif ve gerçekten çok hafif bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Dışına biraz bakalım. Dışı böyle metal bir gövde, alüminyum üretimi olduğunu söylemiştik zaten. Hemen yan taraflarındaki neleri var? Hangi bağlantılarımız var? Şu bağlantılardan görüyoruz şu anda. 2 adet USB Type-C'miz var. Bellek kart okuyucumuz var. Ama micro SD bellek kart okuyucusu görüyorsunuz. Bunun dışında bu tarafa bakalım. Burada bir standart USB'miz var. Bir de kulaklık ve mikrofon çıkışımız var. Bunun dışında bir bağlantı bulunmuyor. Arka kısmı da işte böyle. Bu şekilde. Şöyle çekelim. Arka kısmı ise böyle konumlandırılmış. Yani çok şirin, çok güzel bir cihaz, onu söyleyeyim. Asus'un ZenBook S13 UX392 modeli. Gerçekten de çok başarılı olmuş. Ekranın özelliklerine bakacak olsak 13.9 inçlik arka aydınlatmalı Full HD bir ekranımız var. 1920x1080 piksel yani çözünürlük sunuyor. Nano Edge Display teknolojisi kullanılmış. Gerçekten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Çok keskin renkler, çok keskin görüntü var. 16 GB'a kadar seçenekleri olabiliyor bunların. RAM olabiliyor üzerinde ve 1 TB'a kadar da SSD ile beraber geliyor. Toplam ağırlığında az önce bahsetmiştim aslında. Cihazın toplam ağırlığı ise sadece ve sadece 1.1 kilogram. Onu da belirtmiş olalım. Evet, izlediğiniz gibi Asus UX392 gerçekten şık bir bilgisayar olmuş. Özelliklerini size aktarmaya çalıştım. Detaylı bir inceleme de Türkiye'ye döndüğümüzde muhtemelen bize teste gönderildiğinde yapacağız. CS maceralarımız devam ediyor. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi her türlü görüş, yorum, eleştirinizde bu videonun altına yapabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyoruz. Cihazı nasıl bulduğunuz konusunda yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Hepsine de yanıt vereceğimizi söyleyelim. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.